Birinci eşitliği aynen yazalım. 24a eşittir b kare diyoruz. Bunun da karesini alırsak her iki tarafta 18'in karesi çarpı b'nin karesi eşittir c'nin karesinin karesinden 4 geliyor. Taraf tarafa çarptığımızda eşitliğin her iki tarafındaki bu ifadeler birbirini götürür. 24 çarpı 18'in karesi çarpı a eşittir c üssü 4 olacaktır. Burada çarpanlarını ayıralım. Asal çarpanların çarpımı şeklinde yazalım. 2 üssü 3 çarpı 3 üssü 1. 18'de 2 çarpı 3'ün karesi olduğu için karesini aldığımızda 2'nin karesi çarpı 3 üssü 4 olur. Çarpı a, c üssü 4. Düzenleyelim. 2 üssü 5 çarpı 3 üssü 5 çarpı a eşittir. C üssü 4'tür. Şimdi burada dördüncü kuvvet olduğu için sol tarafta her şey dördüncü kuvvet olacak ya da bunun katı olacaktır. Dördü geçtiğine göre bir sonraki kat 8'dir. Üstleri 8 olsun diye A'nın içerisinde burada 2 üssü 3 ve 3 üssü 3 olacak. Buna göre A 6 üssü 3'e eşittir. Eğer buraya yazacak olursak sol taraf komple 2 üssü 8 ve 3 üssü 8 olacaktır. O da dördüncü kuvvet cinsinden yazacak olursak bunu 2 üssü 2 çarpı 3 üssü 2'nin dördüncü kuvvetidir. 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4 kere 9 36 yapar. 36'nın dördüncü kuvveti olarak söyleyebiliriz bunu. Buna göre C eşittir 36'dır. C 36 ise 36'yı da 6'nın karesi şeklinde yazarsak 6 üssü 3 ve 6 üssü 2'nin karelerini 6 üssü 3 ve 6 üssü 2'nin toplamı olur. Doğru cevap B seçeneğidir.